Final ödevi için hazırladığım test kitabımın adı İdealist Öğretmen. Yazarı Grigori Petrov. Grigori Petrov 1866 yılında Rusya'da doğmuştur. Gazeteci, rahip, yazar olan Petrov, 20. yüzyılda Rusya'nın en tanınmış papazlarından biri ve aynı zamanda en çok okunan halk yazarlarındandı. Kilise ile uyum sağlayamayan görüşleri yüzünden kiliseden kovulmuştur. Petrov bu dönemden sonra kendini tamamen yazmaya vermiştir. Gazeteci ve hatip olarak onu seven kitleleri etkilemeyi sürdürmüştür. Bolşevik devrimi sırasında ülkeden kaçmış, Yugoslavya Krallığı'na yerleşmiştir. En çok eserlerini burada kaleme almıştır. Çok fazla konferans vermiştir. Sovyet döneminde ise eserleri Rusya'da yasaklanmıştır. Bulgaristan ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde oldukça etkili olarak dönemin aydınlarını etkilemeyi başarmıştır. Yazarın en bilinen eseri Beyaz Zambaklar ülkesinde Atatürk'ün emriyle Türkçe'ye çevrilerek derslerde okutulmuştur. Petrov 18 Haziran 1925 yılında hayatını kaybetmiştir. Radetzky, Moskova Üniversitesi'nde çok başarılı bir matematik profesörüdür. Kariyerine herkes gıptayla bakar, aşırı derecede özenir ve herkes ona hayrandır. Radetzky bunlara rağmen görevini bırakıp istifa eder. Hem de sadece köye gidip sıradan bir öğretmen olabilmek için. Başta bu karara herkes karşı çıkar, tepki gösterir. Oysa Rançiski için hayatında aldığı en önemli kararlardan bir tanesidir. Rançiski halkın içinde keşfedilmemiş olan cevherleri bulup onları parlatıp hak ettikleri bir aydınlığa kavuşturacağı günü heyecanla beklemektedir. Rançiski bir bilinmeze doğru adımlarını atmaya başlar. Bu yol öyle bir yol ki insan kitabı okuduğunda kendinde başka umut ışıkları görecek. Başka içindeki benliği ortaya çıkaracak belki veyahut insana karşı bakış açısı değişecek. Öyle bir yol. Raçiski'nin Moskova Üniversitesi'nden istifa ettiği o gün herkes çok şaşkındır. Çünkü üniversitede genç ve başarılı olan profesör üniversiteden ayrılıp bir köy okuluna gitmesine herkes çok yadırgamıştır. Yani Raçinski öyle bir üne ve başarıya sahip ki yazdığı kitaplar başka dillere çevrilmiş, öğrencilerini kendi gibi yetiştirmiş, herkes tarafından kitapları da gıptayla okunan, kendine de gıptayla bakılan bir hoca. Yani bu genç yaşına rağmen kendi gibi 3 öğrencisini profesör yapmıştır. Ama insanlar matematik ve bilim dünyasında onun daha fazla katacağı şeyler olduğunu düşündüğü için herkes onun fikrine karşı çıkmıştır. Ama bu tüm itirazlara rağmen Raçinski bunları hiç kulak ardı edip Maarif İdaresi'ne istifa dilekçesini vermiştir ve Tetova köyüne doğru göreve çıkmıştır. Raçinski köye geldiğinde de işi kolay olmadı tabii ki. Çünkü köylüler uzun zamandır ezildiği için, küçümsendiği için, kandırıldığı için kimse Raçinski'ye inanmadı. Kimse Raçinski'yi desteklemedi. Yani tek başına geldi. Bu köyde tek kalmaya devam etti. Köylüler Raçinski'ye hiçbir şekilde yardım etmiyorlardı. Raçinski bunları herkesi toplayıp neden geldiğini anlattı ama kimse inanmadı. Tamamen çocuklara eğitim vermek olduğunu ve onların çalışsalar neler yapabileceğini anlatmaya çalıştı. Fakat ilk başta kimse inanmadı. Raçinski okulda eğitim vermeye başladı. Herkes onu deli gözüyle bakıyordu ama bu onu göz ardı ediyordu. Çünkü artık tek bir amacı vardı. Oradaki öğrencileri, özel öğrencileri bulup onları yetiştirmek. Fakat bir sorun vardı. Raçinski'nin eğitim verdiği bina çok bakımsız ve aşırı kirli durumdaydı. Çocuklar okula geldiklerinde tek düzenli gördükleri yer öğretmenlerinin masasıydı. Raçinski masasını düzenlemiş,
bir tane de çiçek koymuştu. Evet, Rantiski'nin vereceği ilk ders buydu. Rantiski çocuklara temiz ve düzenli olmayı öğret. İlk gün. Ve ilk gün dışarı çıkıp tüm binayı temizlediler, bahçeyi temizlediler, herkes kendini masasını temizledi. Ve bundan sonra okula hep temiz ve yıkanmış düzenli çocuklar olarak gelmeye başladılar. Rachinski köye yıllarını vermiştir ve birçok şeyle mücadele etmiştir. Bunların başında içki gelmektedir. İçkiden vazgeçmek ise köylüler için en zor olan şeydir. Rachinski köylüleri en çok içkiden uzak tutmak için uğraşır. İçki içtiğinizde çocuklara kötü davranıyorsunuz, kötü örnek oluyorsunuz gibi şeyler söyler. Sağlıklarına zararlı olduğunu, bunun çok kötü şeylere sonuç vereceğini, hastalanacaklarını ve bu şekilde ilerleyemeyeceklerini söyler. Rachinski bu içki konusunda bazen başarılı sonuçlar elde etmiştir ama bazen de çok olumsuz sonuçları da görmüştür. Rachinski'nin köyde gözüne çarpan 3 başarılı çocuk vardır. İlk çocuk resim yapmak konusunda oldukça başarılı olan Bagnadov'dur. İkincisi Zabaletya, köyünden kimya yetenekleri kuvvetli olan ve üçüncüsü de Tetova köyünden dini konularda yetenekli olan Vasile'dir. Köy okulundan mezun olan Bagnado, daha sonra liseyi bitirerek Güzel Sanatlar Akademisi'nden de başarıyla mezun olmuştur. Rusya'nın en büyük ressamlarından biridir. Kimya başarısıyla bilinen Bagnado, Moskova liselerinden birine başarıyla bitirmiştir. Yaşlarının çok üstünde bir bilgiye ve başarısına sahiptir. Erken yaşta üniversiteyi bitirmiş ve kimya alanında başarılı çalışmalar sayesinde ödüllerini almıştır. Zabolotnin lakabıyla ünlü bir bakteriyolog olmuştur. Vasilev ise kitsal kutupları ezbere bilen ve din adamı olma isteğiyle her seferinde diline getiren bir çocuktu. Vasilev dini okulu bitirdikten sonra akademiye başlamış ve daha sonra öğrencilik yıllarında fabrikalardaki işçilere tavsiyeler veren konuşmalar yapmıştır. Okulun bitmesine son bir sene kala okulu bırakmış, Petrograd şehrinde çalışmaya devam etmiştir. Söyleşilerini artık sadece işçilere değil, mühendislere, öğrencilere ve astrologlarla dinlemeye başlamıştır. 1917'de devrim olur. Çarlık Rusyası yıkılır. Şiddet olayları ortaya çıkar. Yapılan katliamlarda Vasilev ölür. Zabolotnin lakabıyla ünlü bilim adamı Bagnodov taşra istasyonuna katledilir. Raçinski tüm bunlar olmadan önce zaten vefat etmiştir. İdealist Öğretmen kitabı tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin okuyabileceği en anlamlı kitaplardan biridir. Kısadır fakat çok göz açıcı bir kitaptır. Yani 70 sayfadan oluşan ama bu kadar akıcı ve insanın duygularını depreştiren, umut veren ve yaşama isteğini, insanlara olan tavırlarını değiştiren çok önemli bir kitaptır. İdealist Öğretmen kitabını okuyunca şimdiye kadar eğitim aldığım tüm öğretmenlerimi göz önünden geçirdim. Bazılarının gerçekten beni çok kötü etkilediğini fark ettim. Bu yüzden bir insan öğretmen olacaksa gerçekten ufuk açabilecek düzeyde bir insan olması gerektiğini düşünmekteyim. Bir öğrenci olarak ise derslerime ve öğretmenlerime daha ilgili olursam daha çok şey başaracağımı ve daha ileriye gideceğimi düşünmekteyim.